Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken siz hala büyüklük taslarsınız. Haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler, iman edenler için eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Bununla muvaffak olamayınca da bu eskilerin bir yalanıdır diyeceklerdir. Kur'an'dan önce de bir rehber, rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'an ise zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanı ile indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennetliktirler. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememe ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür. Ana ve babasına, öf size, siz bana öldükten sonra
tekrar dirilip kabrimden çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir. Diyen kimse, ana ve babası Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana, gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dediklerinde, o bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi hak olmuş kimselerdir. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. Onlar sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen o bize vaat edip durduğun azabı haydi getir dediler. Hud o azabın ne zaman geleceğine dair ilim Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız. Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı. Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki tevhide dönerler diye. Ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Onlar kavimlerine şöyle dediler. Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der. Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap hususunda acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Sadakallahu l-azim.